Hayat Güzeldir stüdyomuzda yanımızda diyetisyen İrem Orhan var. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Güzel de bir tarifiniz var. Evet. Önce biraz sohbet edelim, sonra da yağ yakmaya yardımcı su önerisi. Evet. Yazdan çıkıyoruz diye kimse rahatlamasın. Yine herkes dikkat etmeye devam etsin diyoruz. Besin içeriğine göre diyet oluşturmak ne demektir İrem Hanım? Ne demektir? Hemen şöyle açıklayayım. Şimdi besinlerin içerisinde özel maddeler var. Bizim daha kolay anlattığımız işte ödem atar, metabolizma hızlandırır, kan şekerini dengeler dediğimiz cümleler var biliyorsunuz. Bu cümlelerin besinlerin içerisindeki maddelerin karşıladığı şeyler var. Dolayısıyla ben de kalori hesabına göre değil de bu besinlerin içerisindeki maddelere göre diyetlerin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. O nasıl mesela yani? Mesela yağ yakmaya yardımcı besinleri o diyete daha çok koyarak kesinlikle mı? Evet. Sadece yağ yakmaya değil, kan şekerini dengeleyen bir besin olabilir, bir ödem atan bir besin olabilir. İçerisinde özel bileşikler var bizim. Örnek veriyorum, ananasın içerisinde bromelain denen bir madde var ve bu lif içeriği yüksek olduğu için bizim uzun süre tok kalmamızı sağlayan bir madde. Dolayısıyla ben de besinlerin bu içeriklerine göre listeye ekliyorum. Kalori hesabı biraz daha tarihe karışmış oluyor aslında. Kesinlikle. Kalori hesabı ben üniversite yıllarımda falan çok yapardım. Sonra bıraktık. Ondan sonra tamamen daha doğru bir beslenme sistemine geçtim. Hiç doğru bir şey değil o kesinlikle. Şimdi mesela şöyle kişinin şikayetine göre mesela kişisine geliyor çok sık acıkıyorum diyor. Ya da mesela sürekli ödemim var diyor. Ya işte yağlarım var gitmiyor, yürüyorum, egzersiz yapıyorum diyor. Siz ona göre kesinlikle bir besin yüklemesi mi kesinlikle yapıyorsunuz? Kesinlikle yani bir tatilden geldiğimizde bile biliyorsunuz vücudumuz ödem tutuyor. Yolculuklarda, güneşlendiğimizde bile. Doğru. Ben hastadan bu bilgiyi aldığımda hemen ona göre bir liste oluşturuyorum. Ödem atar, yağ yakar, kan şekerini dengeler, metabolizma hızlandırır. Bu şekilde daha sağlıklı ilerliyoruz ve bölgesel incelemeler de gerçekleşiyor aslında. Evet. Güneşlenince gerçekten ödem tutuyor. Evet maalesef. Ben her tatilde diyorum ki az yedim gene şiştim. Ne oldu anlamadım. Maalesef ödem. Ne yapacağız? Ananas mı yiyeceğiz? Ne yapacağız? Ananas yapacağız. Böyle özel tarifler yapacağız. Ödemlerimizi, yağlarımızı yapacağız. Akşamları mı içelim, sabahları mı? Aslında bunu güne yayarak içmemiz gerekiyor. Anladım. Yani bu bir 3 litre su içiyorsak 1 litresini bu şekilde içiyoruz gibi. Tamam. O zaman bahsetmişken tariften hemen ona başlayalım bence. Tabii ki biz hemen yapalım. İçinde 1 litre su, 1 yemek kaşığı chia tohumu, 3 dilim ananas kabuğu, 1 tutam taze nane, yarım limon suyu, yarım parça zencefil olacak. Bunların hepsi bildiğimiz gibi herhalde ödem attırmaya yardımcı. Evet kesinlikle. Şöyle söyleyeyim, aslında ananas kabuğu daha çok yağ yakımını artırıyor. Limon ödem atıyor. Yine aynı şekilde taze tutam da nane de o şekilde ama chia'nın aynı zamanda benim burada vermek istememdeki sebebi tok tutması. Çünkü aynı suyun içerisinde şiştiği gibi midede de uzun süre şişiyor ve tok kalıyor. İlk başta chia ile başlıyoruz. Bir litre suyumuza bir yemek kaşığı chia tohumu ekledik. Şimdi mesela günde 3 litre su tüketiyorsak birini böyle tüketelim diyorsunuz. Bir litresini bu şekilde ve güne yaymamız gerekiyor. Bir seferde içmememiz gerekiyor. Bu tariften sonra mesela tatilde de pratik ne yapabiliriz onu da soracağım size böyle hemen hızlısında. Yarım limon suyu koyuyoruz. İçine atıp sıkabiliriz biraz değil mi? Ama özellikle kabuğunu istiyorum. Kabuğunu istiyorsunuz. Evet. O zaman yarım limonu kesip içine atacağız. Kesinlikle. Ananasın da kabuğu. Neden kabuğu? 3 dilim diyorum. Çünkü ananasın dışarısındaki kabuğunun altında lif oranı daha fazla oluyor bizim yediğimize göre. Ne kadar lifli olursa o kadar uzun süre tok kalıyoruz ve yağ yakımını hızlandırıyoruz. Bu da zencefil. Zencefil zaten biliyorsunuz yağ yakımını çok hızlandıran bir madde. Zencefili ekliyoruz. Üzerine de nane. Evet ve tadı da çok güzel oluyor. Çok fresh oluyor. O chia'ları da yutacağız değil mi içerken? Evet. O da midede şişip bizi birazcık daha... Evet. Bu şekilde beklemesi gerekiyor. Birazcık bununla karıştıralım. Bunu hemen böyle içebiliyor muyuz? Ne kadar bekletelim? Nasıl başlayalım? 5 dakika bekletebilirsiniz çünkü chia'nın birazcık şişmesi gerekiyor. Birazcık da o suya karışsın içeriği. Evet, birazcık o özünü akıtması gerekiyor. Mesela sabah kalktığımızda öğlene kadar 1 litremizi bundan yapabiliriz. Evet, kesinlikle süper olur. Sonra da 2 litre, 1,5 litre daha üzerine ekleyeceğiz. Işte, peki böyle tatildeyiz, hızlı bulup ne yapabiliriz 1 litre suyun içinde? Ben de tatile gidersem. Özellikle maydanoz, tabii ki maydanoz salatalık, bir de başka bir tarif de var. Maydanoz salatalık, yine zencefil koyuyoruz içerisine. Bu daha ödem atmaya yardımcı. Bu tarif
tarif daha fazla yağ yakımı. Özellikle yağ yakımı. Bu tarifin göbek bölgesindeki yağları yaktığını söyleyebilirim. Bunu da yapacağım. Biraz önce söylediğinizde böyle hani otele falan gittiğimizde hızlı bulabiliriz. Onu akşam mı içip sabah mı içip? Yine güne, aynı şekilde güne yayarak. Tamam. Bir litre suyun içine yapıyorum. Şimdi devam edelim bakalım. Besin içeriği neden önemlidir? Besin içeriği şu yüzden önemli aslında. Yine az önce bahsettiğim kalori örneğindeki gibi artık biliyorsunuz bağırsağın ikinci beyin olduğu sürekli konuşuluyor. Ve bağırsak mikrobiyotasının çeşitli olması gerekiyor. Besinlerin içeriğine göre beslendiğimiz zaman bağırsak mikrobiyotamızı biz daha çok genişletiyoruz. Yapılan araştırmalar tek çeşit yeşilliğin değil de birçok çeşit yeşilliğin bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakterilerin çok daha fazla arttırdığını söylüyor. Kaloriye baktığımızda bizim için her meyve aynı diyebiliriz. Bir porsiyon iki tane meyve aynı kalori diyoruz. Doğru. Ama neden daha fazla ananas tercih ediyoruz? Çünkü içinde işte dediğim gibi özel besin maddeler var. Özel olduğu için. Bir de hep aynı şey söyleniyor. Yani her şeyden zengin beslenmemiz kesinlikle, gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Tek tip beslendiğimizde bağırsağımız da sağlıklı olmayacaktır. Kesinlikle. Yani proteinde, karbonhidratta, yağı da hepsini almamız gerekiyor. Ve zaten bağırsak yavaşladığı zaman tüm sistemimiz bozuluyor. Tüm sistemimiz bozuluyor. Bağırsağın yavaşlaması bir kilo alma etkisi yapıyor mu? Direkt bağlantılı zaten. Yani bağırsak vücudumuzdaki tüm sistemlerle alakalı. Çünkü beyinle alakalı direkt aynı çalışıyor. Hı hı. Beyinlerdeki nöronların aynısı bağırsakta da var ve tek nöronların olduğu organ bağırsak. Hı hı. Peki o yavaşladığı zaman danışanlarınıza ne yapıyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? Bağırsak hızlandırıcı tariflerimiz de var yine. Örnek veriyorum içerisine yine bu su tarifleri gibi sabah aç karnı özellikle bağırsakta sabah aç karnı uyarmak çok önemlidir. Hı hı. Bir bardak suyun içerisine kayısı, ceviz geceden bekletip koyduklarımızda çok sağlıklı oluyor mesela. Onlar da yine bağırsağı destekliyorlar. Hı hı. Peki yağ yakan besinler nelerdir? Ananası söyledik. Evet. Bu çok soruluyor. Şöyle genel kategorizeleştireyim ben. Mesela kuru yemişler dediğimiz zaman çiğ badem. En önemlisi çiğ badem diyebilirim. Protein oranı yüksek ürünlerin olması gerekiyor. Ton balığı, somon. Somon yağlı bir balık olmasına rağmen çok güzel yağ yakımı sağlıyor. Aslında yağ yakmak için yağ ihtiyacımız var evet, değil mi? Orada kesinlikle. Avokado gibi düşünebilirsiniz. Avokado da çok yağ yakımı arttıran bir şey. Ama yine burada besin içeriği var. Yani avokadonun içerisinde linoleik asit var ve bu yağ yakımını hızlandırıyor. İşte o yüzden diyorum ya sürekli besin içeriği diye. Yine devam edeyim. Yumurta, lor peyniri, onun dışında zencefil ve zerdeçal tabii ki. Bu tarz ürünler yağ yakımını hızlandırıyor.